Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve gündeme geçiyoruz hemen. Sayın seyirciler, küçükbaş hayvan etine yapılan %25'lik indirimin ardından büyükbaş hayvan etine de indirim geliyor. Sevindirici, tüketicileri gerçekten sevindiren müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu Erdoğan ve indirim oranını da orada açıkladı. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde %25 indirim, bunu başlattık. Ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Küçükbaş hayvan etinde yapılan %25'lik indirimin ardından büyükbaş hayvan etine de indirim geliyor. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı dedi. Ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Diğer özel sektöründe sayıları tabii çok çok fazla, binlerce. Onlar ne yapar bilmem. Ama biz tarım kredi olarak bu indirim yapacağız. Sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı veze, bunda mı? Hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire, aklınıza ne gelirse, zeytinyağı, ayçiçeği, bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu: başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilerini hatırlattı. Sözleri uzun süre alkışlandı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak, hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Başlarken bizimle dalgalarını geçtiler. Bu olur mu? Kardeşlerim, tabii bunlara göre olmaz. Çünkü İki kulenin arasındaki açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz. Ve sözü dün Mavi Vatan'daki ilk görev yerine uğurlanan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'a getirdi. Hele hele şu doğalgazı bir çıkaralım. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz. İşte dün evvelsi gün ne yaptık? Mersin Taşucu'ndan Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurladık. Ama Yunanistan çok rahatsız olmuş. Ya bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Ya Erdoğan bir şey yapmıyor ya, görevini yapıyor.